Herkes selam, ben Mert. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Aternos'tan Bedwars Server'ı nasıl kurulur size bunlardan bahsedeceğim. Bu bölümde plugin'lerdir, map'tir vesaire onları yükleyeceğiz. Normalde Skyblock'a başlayacaktım ancak ben oylamaya bot basıldığını düşünüyorum. Ancak gene de Skyblock'a başlayacağım. Ne zaman diyecekseniz. Şu Bedwars Server'ını hızlıca bir şekilde bitirelim. Ondan sonra nasipse Skyblock'a başlayacağım arkadaşlar. Bunu buradan. Söz değil hani nasip diyelim. Şimdi o zaman başlıyoruz. İlk başta ne yapalım? Yazılıma geliyoruz sunucunun. Buradan bir Bedwars sunucusu kuracağımızdan dolayı Spigot Bucket seçiyorum. 1.8.8 tamam mı? Yeniden yükle. Evet yükle diyorum. Ondan dolayı ondan sonra eklentilere geliyorum. Buradan arkadaşlar eklenti ise şimdi şöyle yazılımını kurduk. Size aşağıda B1 yani bölüm 1'de bir zip dosyası vereceğim. Bunun içinde bir text dosyası var. Bunu masa üstüne atabilirsiniz benim gibi. Buradan gelip açıyoruz. Burada pluginler var. Ben size tüm pluginleri yazdım. Bu şekilde. Animated Scoreboard. Bu Scoreboard plugin arkadaşlar. Bir dakika şöyle direkt CTRL ve CTRL ise. Bunun Spigot olan en son sürüm. Direkt indirim buradan. Ondan sonra Anti Bot Attack. Sunucuma bot falan basıyorlar. Bu ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Anti Bot Journey plugin vardı ancak. O Aternos'ta yok galiba. Bunun en son sürümünü yükleyelim. Ondan sonra Outmirror Loaded. Bunun da gelip buradan dev vakit olanına geliyoruz. En üst sürümünü indirin arkadaşlar. Bunun da bu şekilde. Citizens. Bu Bedwars sunucusu arkadaşlar öyle hub'daki gibi olmayacak. Baya güzel bir şey olacak. Onu söyleyeyim size. Bunu direkt eklentilere tıklayın. Burada en altta dev vakit Citizens var. Bunu gelip indirin. Ondan sonra bu NPC'ye komut falan verebilmek için bir de Command NPC var. Bu dev vakit olan. Bunun da burada ilk baştaki 1.9.1 son sürüm. Yani bir de Chess Command var. Burada bir market yapmayı düşünüyorum. Deluxe menü de yapabilirdim. Ancak bilmiyorum. Deluxe menü bunu daha sonra değiştirebilirim menüleri açmadan. Bununla Bedwars marketini yapabilirim. Şu anda Bedwars marketini yapıyorum zaten. Sarıyla pembe ile turuncuyu yaptım. 8 takım olacak. Pembe ile turuncuyu yaptım. Diğerleri kaldı. 3, 5, 6 final. Bunun en üst sürümünü indirin. Ha bir de beyazı yaptım. Aynen. Chess Commons tamamdır. Buradan başka Custom Jump Pads. Bu da zıplaması için öyle bir şey. Custom Jump Pads. Buradan gelip en üst sürümünü indirin. Buradan Essentials X. Bunu şey yapmaya gerek yok. Eklentilere gelip Essentials X. Bunu son sürümünü indirin. Bu şekilde chat var bir de bunun chat olanı. Bunu bu şekilde gelip indiriyoruz. Bununla burada hiçbir şey yazmıyor. Ne Spigot direkt Essentials'ın kendi sitesinden indiriyoruz. 2.19.2 Essentials sürümünüz line olacak. Bu da chat'i düzenlemek için. Group Manager var. Bu ne plugin diyecekseniz bu bir yetki verme plugin arkadaşlar. Bestentis Group Manager. Bunun bir tane sürüm var zaten. İndiriyorum. Bir de holografik display var. Bunu da şu şekilde indireceğiz. Şimdi eklentilere geliyoruz. Burada dev vakit holografik display. Son sürümü indirin gitsin. Hiçbir şey olmaz. Ondan sonra hub parkur var. Bu leak parkur falan da vardı. Bir de bir tane daha parkur plugin'i var. Bu daha iyi gibi geldi bana. İndireceğim fakat bu 1.8 destekliyor mu son sürümü? Evet destekliyor. Gayet güzel. Tamam son sürümü indirin. Burada item join var işte profil menüsüdür vesaire bunlar için. Elimize item verecek menüsünü de chess command ile açacağız. Buradan bunun da en üst sürümünü indirin hiçbir sıkıntı olmaz. Ondan sonra server list mod.td bir dakika lan. Evet kopyala server list mod.td bu şekilde. Ondan sonra mod.td x. Bunun arkadaşlar en üst sürümünü indirmeyeceğiz. 1.6 en üst çalışmıyor anlamadım günlük hata veriyor. Ondan sonra Multiverse Core var. Bunu hiç uğraşma gerek bile yok. Direkt eklentiler. Gene burada dev vakit Multiverse Core. Burada en altta bunlar da çalışıyor. 2.5 betalar falan da. Ancak 2.4 AB daha iyi. Şimdi bu name tag edit var işte. Oyuncuya böyle YouTuber tagı vesaire onları vermek için. Kurucu tagıdır. Onlar için name tag edit. Buradan Spigot olan ilk baştaki en son sürümünü indiriyoruz. Ondan sonra bu skinler falan değişmesi için skin restorer var. Bunun da direkt eklentilere tıklayarak Spigot olan buradan en üst sürümünü indiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Placeholder API var. Bu işte scoreboard'da ne bileyim seviyedir, kazanmadır. Bunları göstermemiz için bunun da en üst sürümünü indiriyoruz.
Tamam, buradan protokollik var. Bu serverless mode'de falan çalışması için. Yani bu destekleyici bir plugin diyeyim. Bu şekilde. Bunun da en üst sürümünü indirin, sorun olmaz. Script var. Belki de bu seride bayağı kullanacağız script'i. CTRL ve burayı keserim. Şimdi burada dev vakit olanı var. Bunun zaten bayağı 2014'te güncellenmiş en son. Son sürümünü indiriyoruz. Sonra ne var? Tab plugin'i var. Bu tabı ayarlamak için CTRL ve tab list. Bu şekilde. Bununla şu dev vakit olan bunun en üst sürümünü indiriyoruz. Evet. Ondan sonra ne var? Yine gelip buradan eklentilere tıklayacağız. Su büyüklensin. Evet. Burada Vault var. Vault da aynı şekilde destekleyici plugin'ler. Atıyorum sunucunuza bir plugin yüklediniz. Günlükte hata veriyor. Çalışmıyor. Yani Vault yükleyin. Eminim ki sorun çözülebilir. Yani çözülme oranı %50. Bir plugin çalışmıyorsa Vault yükleyip tekrar deneyin. Via versiyon sunucumuz 1.8 ama 1.18, 1.16 ile hangi ivmelerini istiyorsanız bunu şey yapacaksınız, yükleyeceksiniz. Yani diyorsanız ben 1.18 değil de biraz işte 1.16 falan buradan daha alt sürümleri indirin. Bunun için gelip bana soru sormayın. Tamam mı? İşte void spamlar kopyala CTRL ve aratıyoruz. Burada void spam diye vakit. Bunun da buradan 1.16 bir sürümü var. Bunu indiriyoruz. World Edit, World Guard bunları aramaya gerek yok. Eklentiler. Burada World Guard direkt hangi sürümü? Bunun hangi sürümünü seç? 6.2 ideal gibi aynı. 6.2 indirelim. Başka ne var? Bir de başka. Ha, bir de bunun çalışması için World Edit lazım. Bunun da işte burada yeşil olan var zaten, direkt bunu indirin. 1.8 uyumlu diye gösteriyor. Şimdi ben 2-3 tane plugin'i unutmuşum. Bunlar ne? God gets menu. Yani bir eğlence plugin'i bu. Bunun bir tane var zaten, son sürümünü indirin gitsin. Şöyle ben bunu hatta buraya da ekleyeyim ki sizlere de vereyim. Siz de direkt kopyalayıp indirebilin bunu. Önce geliyordu. Aynen. O kadar da salak. Tamam. Şimdi buradan geliyoruz, tamam mı? Sonra buradan Bedwars pluginimiz RAL. Normalde başka bir Bedwars plugini, burada Lucky Block'lu falan var. Neyse, Bedwars RAL. Burada Spillout olan var, tamam mı, ilk baştaki. Bunun gelip son sürümünü indirin gitsin. Ben hatta bunu da ekleyeyim, bunu da eklemeyi unutmuşum. Bunlar da Bedwars, yani temel plugini. Sonra bu onun yanındakine gelip bunu koyuyorum. Ondan sonra ne var? Bunun çalışması için bir addon ihtiyacı var. Scoreboard addon diye. Bunun bir gerekli plugin'i var. Bu da Bedwars Scoreboard addon. Bunun da aynı şekilde son sürümünü indirin. Ben bunu da kopyalayayım hemen. Ekleyeyim bu şekilde. Tamam mı? Ondan sonra Bedwars Scoreboard addon. Bunu da buraya ekleyeyim. Tamamdır. Şu anda oldu. Burayı kapatıyorum, kaydedip size vereceğim çünkü bunu. Tamam, dünyalar diyoruz. Buraya Bedwars lobimizi yükleyeceğiz. Ben size en aynı şekilde bölüm bir dosyasının içine Bedwars diye vereceğim. Lobi sürpriz olsun. Açılınca görürüz. Şimdi isterseniz lobimizi yükleyelim. Buradan geliyorum. Yükle diyorum. Klasör diyorum. Buradan masaüstü. Burada Bedwars gördüğünüz gibi yükle. 14.480 yükle. Tamam, dünyam yüklensin. Ben geliyorum arkadaşlar. Dünyamızı yükledik. Geldim. Şimdi ayarlara geliyoruz. Ayarları ayarlamayı unuttuk. Şimdi oyuncu sayısı, bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben hatta şöyle yapacağım. Bir rahat 50 kişi girer atar. Çöker sonucu, neyse. Şimdi hayatta kalma normal. Hayatta kalma olsun. Hatta bunu game mode 2 falan da yapabiliriz de, gerek yok. Zorluk kolay normal olsun. Nether'ı kapatacağız. Ancak korsan orijinal olmayan kapalı. Yani Hypixel'i premium istiyorsanız sunucunuzu, bu kapalı kalacak. Ancak korsan, yani premium olmayanlar da girebilsin diyorsanız bunu açın. Ben açacağım. Şimdi Nether Nether neyse. Şimdi Eşo Dayı gibiler var, böyle izliyorsanız. Eşo Dayı da buradan selamlar, video izliyorsa izlemiyordur bir ihtimalle. Böyle Bedwars oynarken falan Nether portalı açıyor. Onun gibiler için böyle Nether'ı kapatıyoruz. O yüzden. Ondan sonra sunucu diyoruz. Buradan her şeyi ayarladık. Tamamdır. Başlat diyorum. Olayı kabul ediyorum. Hiçbir şey olmaz. Tamam deyin. Ve sunucu açasın. Ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, sunucuya açtım ve geldim hemen. Bedwars lobby'yi böyle Hypixel'in bir lobisini kullandım. Bizim Ömer de burada. Anam. Lan çocuğu öldürüyor. Oyun kaslan, ne oldu? Amına koyayım. Çocuk ölüyor. Neyse. Orada yanmaya devam etsin.
Ufaktan bir kasma var. Sunucuyu yeni açtım. Ondan dolayı anan bir dakika. Bir de Bedlion'la falan girdim. Arkada kayıt da alıyor. Şimdi Bedwars lobisi böyle bir şey arkadaşlar. Böyle lobi gezmek gerekecek hatta GMC. Böyle gezeyim bu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada bir parkur var. Buraya bir parkur oyunu yapmayı düşünüyorum. O yüzden hoop parkuru yükledik. Sıralamadır vesaire bunları yapacağız. İşte burada oyun yerleri. Bu map'in aşağıda indirme linkini bulabilirsiniz. Burada işte kasa falan yapacağız. Evet, ikinci bölümde görüşmek üzere. İkinci bölümde bir şeyleri ayarlarız artık. Neyse, video bu kadarlıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.